yani Avrupa standartlarında çok üst düzey Premier Lig stoperi gibi zaten büyük bir transfer yapabilir ama benim korkum şu. Geçen sezon Salay için de aynı şeyleri söylüyorduk. Pelkas için de aynı şeyleri söylüyorduk. Fenerbahçe formdaki şu elindeki kaliteli oyuncuların formda tutabilmesi lazım. Hatta üstüne koydurtması lazım. geçen senenin en gözde iki tane oyuncusu şu anda kayıp. Salay ve Pelkas. Hı hı. Neler söylüyorduk? 15 milyon euro Pelkas yapar. işte 20 milyon euro Salay yapar. İkisi şu anda forma şansı bulamıyor. Kim Minje'nin bu tempodan kokça, kopacağını zannetmiyorum. Yani üzerine de koyacağını zannediyorum ama her zaman takımda özellikle oynadığı mevkide yani oyun, arkadaşları yani aynı mevkinin arkadaşları çok önemli. E, yaptıkları hatalar stoper mevkindeki oyuncuya da mal olabilir daha sonra. Mesela e, Trabzonspor'da bir ikili oluştu şu anda. Vitor Edgar. Hugo ile Edgar. Zaman zaman, mesela ben Edgar'ı hiç beğenmezdim. Vitor, Vitor Hugo sayesinde Büyük bir gelişim sağladığını düşünüyorum Yani yıllarca biz uçaya högü konuştuk Şimdi Kim Minje'nin partneri Salahi'de değişikliğe gidecek. Yalnız aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim Tisserand maçın ilk 10 dakikasında kırmızı kart yiyeceğini hissettirdi. Bilmiyorum hani katılıyor musunuz? Saçma Ama sapan birkaç tane hata yaptı. İkinci sarı bence ağır oldu. Yani i̇kinci sarı ağır etmedi. oldu. Evet, evet, tamam da yani, yani, yani ayağının ben ona ucuna değiyor. Kart, kart ya. Yani. vermem o pozisyonu. Ayağının yani. ucu ya. Ben ayak kart vermem. Zeki yani abi ya orada görmesen yine 90 dakika sonunda yine görür. İlk 10 dakika yani yanlış hamleleri, zamanlama hatası mı diyeyim. Yani adamın şeyinde var zaten bu tarzında devamlı var. Yani Salahide ne var bilmiyorum. Özellikle şu anda Fenerbahçe'de merak ettiğim iki tane oyuncu var. Pelkas ve Salahin'in durumu. Yani bunlar psikolojik kendi bazı sıkıntıları mı var? Yoksa gerçek anlamda fiziksel sıkıntıları mı var? E, bu takıma tempo olarak ayak mı uyduramıyorlar? Fenerbahçe'nin bir an önce bunları da e, toparlaması lazım. Çünkü ikisi de çok değerli oyuncu. Evet. Yani kazanmak Mutlaka çok önemli hayır. Bunlar bırak kazanmayı kaybetmek üzereler. Yani kazanılmış oyuncuları kaybetmek daha da o kötü. Da ben yazarsın. bunu PRR'ye yazıyorum. Tabii. Tamam işte cümlemi Zeki abi tamamladı. Yani bir an önce bunu toparlaması lazım. Salay'da ee, Pelkas'taki gibi bir problem var mı? Pelkas'ın vücut dili evet dışarıdan bakınca mutsuz kerem görünüyor, sıkıntılı iki, iki görünüyor. Salay'ı aynı seviyede... mi? İki veya üç konuda. aydır bunu dile getiriyoruz. Foto maçta da yazmıştım ben Pelkas'la. Pelkas ayrılmak istiyor. Yani Pelkas... E, bak burada mutsuz olan bir İrfancan, mutsuz olan bir Mert Hakan, mutsuz olan bir e, Mesut Özil vardı. Onlar bu isyandan karlı çıktılar ve bugün yani bunlar isyanlı oynadıkları oyunla gösteriyorlar. Fırsat bulursa pel, belki pelkasla da gösterir dedim. Fel, Pelkasın ayağına iki kez bu şans geldi o fırsatı değerlendiremedi. Yani burada pelkasın da mutlaka şeyi var geriye giden bir pelkas var. Fenerbahçe'nin baktığımızda sezon başı konuştuğumuzda e, Süper Lig'deki hangi takım olursa olsun lider Trabzonspor'da bile bu kadar e, satıştan para toplayabileceği oyuncu yok. Fenerbahçe'de neredeyse 100 milyona totalde baktığında satabileceğin oyuncular var. Yani bu Salayisi, Pelkas'ı, Kim Minje'si, Mesut Özil'in bile dünyada bir pazarı var. Yani biz eleştiriyoruz, ediyoruz. Yani Can'ı, e, İrfancan'ı, Mertakan'ı bunların hepsi e, bir satıştan ferdisi. Ama bazı oyuncular koptu gitti. Yani dönem dönem süre alabilirsin. Hani bir maç oynamazsın veya 30 dakika e, süre alırsın. Pelkas'la Salahi'ye ne oldu merak ediyorum. Fenerbah Ali Koç'un belki bu konuya da Fenerbah el atması yani lazım. Mesut Özil var. Mesut Özil'in gölgesinde kalacağı belliydi zaten. Yani üstün, olağanüstü bir form tutması lazım. Demek ki bir mutsuzluğu olduğu için yeteri kadar idmanlarda da çalışmıyor. Zaten ihtiyacı yok şu anda hocanın. Yani Mesut Özil böyle giderse, bu patlamayı yaparsa zaten maç alır sana. Ama buradaki sıkıntı şu, bugün benim düşüncem... Pereira'ya bu maçtan önce müdahale edilmiş, böyle bir kadro çıkaracaksın denmiş denilmiş. Pereira'da iki seçenek var elinde. Ya bırakacak, yani Fenerbahçe ile yollar ayrılmak zorunda kalacak ya da devam edecekti. Doğru olan burada Ali Koç'un yaptığı oldu. Yani müdahale etti, geç kaldı bence ama her maçı da bu şekilde çıkamazsın. Derbi de ekstra motivasyon oluyor oyuncuların. Ve dediğim gibi yani seni bozmaya yönelik oynayan bir takım yok. Karşında katı savunma yapan bir takım yoktu. Ama senin kadar yetenekli oyuncuları, ön bölgede yetenekleri olan oyuncular olmayan bir Galatasaray vardı. Bir de dediğimiz gibi Galatasaray'da bir sezon başından beri süre gelen çok pozisyona giriyor. Net pozisyonda bile gol kaçıran bir Galatasaray var. Mesela Cagne girdikten sonra yine net bir gol kaçırdı ya onu da atacaksın kardeşim. Yani böyle bir maçta kaç tane öyle pozisyon yakalıyorsun. Fenerbahçe yakaladı, attı. Sen de atacaksın. Kerem'in değerlendiremediğini. Tabii, yani. bir sürü Atıyoruz. var yani sonuçta. Pereira koltuğunu garantiye almadı Kerem şu anda. E, herhalde e, almadı. E, yani ya iki şeyi diye bir. Nefes sonuçta. nefes aldı öyle diyeyim sana. Belli bir bir süre kazandı. E, Vitor Pereira gerçekten Fenerbahçe kariyerindeki ikinci dönemi dahil <laughs> ilk döneminde buna katabiliriz en önemli galibiyetlerden birini aldı. E, bu kesin Kerem Aktürkoğlu, Türk futbolunun gerçekten parlayan yıldızı diyebileceğimiz oyunculardan biri. Belki de şu an en önde geleni de olabilir. Son dönem performansı için tabii evet. ki bunu söylüyorum. Derbide de golünü attı. Golünü nasıl buluyorsun? Pozisyon başlangıcında aslında önemli rolü oynayan isim de kendisiydi. Bitirişi de yaptı. Golü ve onun dışındaki performansını nasıl değerlendirirsin? Ya Kerem özgüvenle oynamaya başladı. En önemli tarafı bence bu. Yani Genç oyuncuların üzerine gidilmesi gereken nokta o, o özgüven problemini halletmeniz gerekiyor. Çünkü çocuk çok ciddi bir mobbinge maruz kaldı öncesinde. Hangi mobbinge? Galatasaray taraftarının aslında ona uyguladığı mobbinge. Ee, çünkü Macao, Markao, ile olan diyaloğundan sonra Galatasaray taraftarının Kerem Aktürkoğlu ile ilgili işte neden bu kadar gol sevinçlerinde abart şey değişik sevinçleri yaptığını vesaire sorgulayan bir e, Mobbing'e maruz kaldı ama buradan çıkabildi. Mental anlamda iyi toparladığını düşünüyorum ve öyle bir eşik noktasını atlattı ki bu çocuk çok önemli. Ve yaptıkları işte milli maçta attığı gol, o bileşik tekniği kullanması, Fenerbahçe maçında içeriye deprese olup orada Fegüli galiba değil mi şeyi götürdü. Fegüli götürdü Kim yani Bu birlikte oynama alışkanlığıyla aslında neyi kimin neyi yapabileceğini de hesap ediyor <laughs> ve e, çok çabuk düşünebilen oyuncular Bunlar Kerem gibi, işte Halil gibi oyuncular. Ya ben Kerem Aktürkoğlu ile ilgili benim beklentim yani nereye gideceğini çok fazla söyleyebileceğim bir oyuncu değil. Bunu olumlu anlamda söylüyorum bu arada. Yani atlayacağı eşik çok farklı bir eşik olabilir. Öyle bir potansiyel. Hani şöyle pekiştireyim bunu da. Mesela Barış Alper Yılmaz'la ilgili de bir beklenti var Galatasaray'da ama hani benim Barış Alper Yılmaz beklentim mesela şuradaysa Kerem Aktürkoğlu beklentim şurada. Yani Kerem Aktürkoğlu çünkü dünya futbolunda artık bir savunmanın dengesini bozmak için adam eksilten oyuncular çok kıymetlendi. Çünkü sürekli pas 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 bir yere kadar. Ve sizin o dengeyi bozabilmeniz için o orada bir oyuncuyu eksilttiğiniz anda iş başka bir yere evrilebiliyor. Kerem böyle bir oyuncu ve e, hocanın onu kullanım şekli de bence çok önemli. Yani Fatih Hoca bir Kerem'i çizgi oyuncusu gibi kullanmadı. Ama Geldiği takımda da benim izlediğim performanslarda oradaki hocası kimse onu da tebrik etmek lazım. Ben adını sıra bak Hocam. Mustafa hocamızı da tebrik etmek lazım. Ee, Erzincan performansı için söylüyorum. Tabii Erzincan performansında da benim izlediğim hep kaleye yakın konumlanmış çocuk. Sen de maçını anlattığın için benden daha iyi de, daha da iyi bilirsin. O hep ceza sahasına yakın konumlanan. Çünkü bazen bu tip oyuncuları çok çizgiye Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül hocamıza da buradan tebriklerimizi gönderelim bazen o çizgi oyuncularını çok kenara hapsediyorlar. Bu tip bir oyuncuyu bence kenara hapsedemez. İşte bazıları yapıyorlar ama. Yani bağlasan durmaz. Öyle Hayır içeri giriyor zaten. Kenara, kenarda durmaz dediği gibi. Yani hemen böyle o içe doğru ve Galatasaray'ın aslında ya ben şöyle söyleyeyim. Bu oyunda genel olarak da Kerem Aktürkoğlu üzerinden de yorumumuzu yaptık ama maçtan bir gün önce bana hangi kadro çıkmalı diye sorsan net bu kadroyu söylerim. Ben şunu şu oyuncu yerine kardeşim keşke şu oynasaydı diyeceğim hiçbir <laughs> oyuncu yok biliyor musun? Yani dün programda da aynı şeyi söyledik. Ha, Cagney'i belki tercihleyebilir misin? Bir opsiyon ama. Santrforsuz çıkmam ben. Halil'i evet. Santrfor olarak kabul etmiyorum. Peki Cagney, Muhammed Sants mi Cagney Cagne mi? Ay, ben çıkarım. Ben, Muhammed, çıkarım. Muhammed Hayır, ben çok güçlü. mesela. Ya Cagney'cisin de Cagney'nin oyun içinde bir harekette morali bozuluyor. enerjisi düşüyor. Ne yapacağını bilemez. Sağ sol olmaz. Kırmızı kart görebilir. Gol atar ya da ama bak Cagney şimdi gel de şey yapma. Ee, çok eleştirmiştim Çaykur Rize Spor maçında o son yaptığı pozisyonda. Hmm. Faal kardeşim orada golü attın alışkanlık haline getirir gibi. Bugün de faal yapıyorsun. Yani şimdi hakemin oradaki standartına bak buradaki standartına bak. Şimdi e, Türk futbolunun hani marka değerinden bahsediyoruz. Orada faal pozisyonda golü veriyorsun. Burada daha hafifinde e, vara gidiyorsun bana göre foul ama daha ağırında tamam, Abi hiç rize, Rize'ye gitmeye gerek yok aynı hakem bir itmeyi farklı yorumluyor diğer itmeyi farklı yorumluyor. Tabii, yani maç içinde de Rize'ye gitmeye de gerek yok aynı maç Hayır, içinde. Çak yani, neden? Hani bir şey değişti işte. tabii. Doğru, doğru. Üzerinde, eyvallah, tabii. Ama ki. işte yani bu var niçin var Bunları çözsün diye mesela orada Berkan'ın e, son saniyedeki pozisyonda itiraz etse bütün Galatasaraylılar Belki hakemi ha, VAR'a sevk edecekler şey ya da VAR çağıracak. Benim dikkatimi çeken İki bir şey oldu yok. maçta. İtiraz yok Galatasaray yani yayıncı kuruluşun kamerası mı o açıyı vermedi bilmiyorum ama VAR hakem gidiyor VAR incelemesi yapıyor. Fenerbahçe'nin tüm oyuncuları orada merakla bekliyor. Arkadan evet. da hakeme bir evet. taciz var. Diyor ki hani kardeşim görmüyor musun falan evet. diyor oyuncu. ama bunu yapmayacak. Galatasaray'dan bir tane oyuncu evet. yok kameranın orada.